Herkese merhabalar, Adventure Team kanalına hoş geldiniz, ben Burak. Daha önce hatırlıyorsunuz 301 canlı serisi yapmıştık. Orada bütün hayvanları tanıttık, evcilleşebilir veya evcilleşemeyen bütün hayvanlar hakkında bilgi vermeye çalıştık. Ama alfalardan bahsetmedik. Oyunda Ark Mobile'de 4 tane alfa var. Bir tanesi Alfa Raptor, bir tanesi Alfa Carno, Alfa T-Rex ve Alfa Mosasaur. Normal alfalar, bu saydığım dinozorların normal hallerinden yaklaşık 1,5 kat daha yüksek, büyük boyutta oluyorlar. Yani normal bir alfa ile yanında Alfa Raptor'u karşılaştırdığınızda Alfa Raptor ondan 1,5 kat daha büyük boyutlara sahip. Bu hayvanları öldürdüğünüz zaman çok güzel silahlar verebiliyor. İşte baltasıdır, arbaletidir, ne bileyim mızrağıdır. Bunları verebiliyor. Ayrıca işte kitin deri zırhlar verebiliyor. Ve tabi bolca lezzetli çiğ et veriyor. Ayrıca Rex kaskı veriyor. Yani Rex kask skin'i veriyor. Kafatası gibi bir şey işte, yani görmüşsünüzdür zaten. Ve Alfa Rex'i öldürdüğünüz zaman size Rex kafatası veriyor ki bunu Trophy Room görevi var. Orada kullanabiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Ve oyundaki de en iyi XP veren görevlerden bir tanesi. Tabi bu alfaları öldürdüğünüz zaman bolca XP kazanıyorsunuz. Yani siz kendiniz veya herhangi bir hayvana XP kazandırmak istiyorsanız alfa bulup öldürmeniz gerekiyor. En hızlı bir şekilde XP kasma yöntemi bu. Şimdi ben Griffin'le gideceğim, bu yüzden XP, Griffin de XP kazansın diye. Üzerinde silah kullanabildiğim için yukarıdan silahla sıkıp öldürebilirim ya da direkt Griffin'le öldürebilirim. Bakalım artık karşıdaki alfanın XP'sine göre, canına göre pardon, canına göre değişecek. Bu hayvanları etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Mesela normal Raptor'u bolayla etkisiz hale getirebilirken Alfa Raptor'u normal bolayla etkisiz hale getiremiyorsunuz çünkü boyutu daha büyük. Bu yüzden demir bola, ayı tuzağı ve büyük ayı tuzağı kullanmanız gerekiyor. Ve bu hayvanlar, alfalar, saman, sera yapıları, cam yapıları, tahta ve taş yapılara zarar verebiliyorlar. Bir tuzağı çekecekseniz en az metal olması gerekiyor. Alfa Carno'yu yine etkisiz hale getirmek için demir bola, büyük ayı tuzağı gerekiyor. Alfa Rex'e de demir bola ve büyük ayı tuzağı. Mosa'da zaten tuzağı sokamıyorsunuz. Ama Mosa'nın özelliği derinlerde yaşadığı için suyun yüzeyine doğru yükseldikçe belli bir limiti var. O limitin üzerine çıkamıyor. O limitte balığınızın üzerinden ya da herhangi bir canlı, hangi canlı ile gidiyorsanız onun üzerinde silah kullanabiliyorsanız orada, o limitin orada, sınırın orada Alfa Mosa'ya yayla, güçlü bir yayla vurarak canını azaltabilirsiniz. Ardından hayvan veya siz kim XP kazanacaksa öldürebilirsiniz. Dediğim gibi bu hayvanlar işte arbalettir, kazmadır, baltadır vesaire vesaire, bunları veriyor. Ama Alfa Mosa'nın güzel yanı siyah inci veriyor. 100 tane siyah inci veriyor. Şimdi ben bunların haritalarını paylaşacağım. Alfa Raptor'un, işte Carno'nun, Rex'in. Ama yine de siz bu haritadan bağımsız olarak birçok yeri gezmeniz, yani haritayı komple gezmeniz gerekecek. Çünkü belli, net, böyle hani spesifik bir spawn yerleri yok. Bolca gezmeniz gerekecek. Şimdi ben sırayla Alfa'nın, Carno'nun, T-Rex'in ve Mosa'nın haritasını koyacağım. Oradan bakıp fikir sahibi olabilirsiniz. Böylece videomuza da başlayalım. Alfa Raptor'umuzu da bulduk. Bakalım birkaç level olmuş bu. 75, 10.800 canı var. Maşallah. Hadi gel bakalım. Etrafta bayağı bir, tam Kızıl Orman'ın ortasındayım. Etrafta bayağı bir şey var. Vahşi hayvan var. Kaç canı kaldı? 6K. Bu Alfa Raptor'lar. Normalde biliyorsunuz Raptor'u bolayla etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Ama bu alfalar daha büyük boyutta olduğu için
bunları öyle basit bir bolayla etkisiz hale getiremiyorsunuz. Demir bola, ayı tuzağı, büyük ayı tuzağı. Bunlarla etkisiz hale getiriyoruz. Nereye gitti bu? Bir şey anlatıyorsun. Öldürdük müyüz bunu ya? Aa, iki saniye bir şeye baktım ya. Yo, level da almamışım. Nereye kaçtı bu ya? İki dakika bir sayfaya bak. İki dakika bile değil ya. Saniye. Allah Allah. Ya Bronto vurdu da bu bir yere mi uçtu? Ne yaptı? Şurada alırız arslar var. Ya ama cidden olmaz böyle bir şey. Nereye gitti bu? Ben burayı merak ediyorum. Vallahi videoda bakacağım nereye gitti bu hayvan. Ne öldürsek level almamışız. Lezzetli çiğ et olur. O da yok. Raptor seviye 5, tamam. Bunu öldürdük, bunu biliyoruz. Bu ne terör kuşu, bunu da biliyoruz. Başka var mı? Yok. Neyse devam. Ha, şurada yenisini bulduk. 20 level, bu daha iyi bizim için. Daha kolay öldürürüz. Şimdi gelin bakalım buraya. Kaşif notu da buldum. Şunu bir an önce öldürmem lazım. Bu sefer başka bir yere bakmayacağım. Sadece ekrandayım. Bu arada bunlar normal raptörlerinden zıplayıp sizi aşağıya alıyorlar ya. Bu alfalar daha yüksek zıplayabiliyor. Kaç canı kaldı? İyi, öldüm. Güzel. Hem level'ımızı aldık. Hem de bakalım neler vardı. Hatta şuradan ben bir dayanıklık daha vereyim şuna. Yine şöyle Rex kemik kafamız var. Bolca lezzetli çiğ etimiz var. Ama başka bir şeyimiz yok. Neden yok? Çantasında bulduk. 117 hasar arbalet. İşe yarayacaklar ne, onlara bakıyorum ben sadece. 58 zırh olan deri eldiven. Alfaların hepsi. Fark etmez hangisini öldürürseniz öldürün. Bunlar normal çiğ et vermiyor, lezzetli çiğ et veriyor. Envanterin içine gelmediyse böyle eşya çantası gözüküyor. 5 dakika süresi var. Bunun içinden şunların hepsini alalım, yolda bakarız. Tamamdır. Keşke kaşif notu bulup öyle öldürseydim. Unuttuk. Neyse. Şimdi neler çıktı? 164 hasarı olan, dayanıklı 248 olan bir tane arbalet çıktı. 78 hasarlı yay çıktı. 97 hasarlı başka bir yay.
52 zırh olan deri pantolon, şunları atıyorum. Şunu da atalım. 73 hasarlı bir tane balta, 36 hasarlı deri pantolon, 7 tane ok vermiş. 69 hasarlı balta, 57 hasarlı balta ve Rex kemik kaskı veriyor. Bunu bütün alfalar veriyor diye hatırlıyorum. Şimdi bundan böyle malzemelerimizi aldık. Şu arbalet güzel aslında. Yani bendeki arbalet 35-86, çok da iyi değilmiş. Neyse, şimdi geçelim bir başka alfa olan Alfa Rex'e. Ya bir tane daha alfa kanı bulduk. Şunu da keselim bakalım bu neler verecek. Bu 90 level'mış. 25k canı var. Maşallah maşallah. Farklı şeyler verebiliyorlar. Yani illa her seferinde işte arbalet, taşok, yay vesaire vermiyor. Bir de şunu hatırlatmakta fayda var. Bu hayvanların spawn olduğu yerler, yani mesela az önce evet, şimdi de alfa motamız var. 10 level çıktı ama şöyle hemen bir şunu öldürmeden bir içerimize bakalım neler var. 3 tane siyah inci var. Önemli olan da bu zaten. Onun haricinde başka da bir şey yok. Şimdi bu alfa motamızı bir keselim. Allah'ım yarabbim, yine konuşamadım. Alfalar normal. İşte Alfa Mosa mesela. Normal Mosa'ya göre 1,5 kat daha büyük oluyor. Canları oldukça fazla oluyor. Hasarları oldukça fazla oluyor. Bu yüzden güçlü bir hayvanınız varsa onunla kesmeyi tavsiye ederim. Yoksa Alfa Mosa için söylüyorum bunu. Derinlerde yaşadıkları için belli bir yere kadar yükselin. O limiti geçip daha fazla yükselemiyorlar. Yani suyun yüzeyine doğru çıkın. Oradan okla, yayla vurabilirsiniz. Level almasını istediğiniz bir hayvan varsa en son kalan, böyle hani az bir canı kaldığında o hayvanla saldırabilirsiniz veya siz kendiniz level almak istiyorsanız kendinizi öldürebilirsiniz. Diğer hayvanlar güzel şeyler veriyor. Silah planı vesaire vesaire. Alfa Mosa'nın en güzel şeyi siyah inci vermesi. Öldürdüğünüz zaman 100 tane siyah inci veriyor. Ve bu siyah inci özellikle tek malzemelerde, tek planlarda oldukça faydalı bir şey. Şimdi bunu kestik. Hiçbir şey vermedi. Bolca lezzetli çiğ etimiz oldu. Lan bari bir siyah inci vereydin ya. Onu. Bir tane daha gel. Onu, şansa bak, ne güzel. Hadi bir de bunu keselim. Az önceki 10 level'dı, bu da 20 level. Az öncekinin çantasını göremiyorum, yok herhalde. Bazen direkt üzerinize gelmediği zaman çantasına bakın. Cesedi gittikten sonra ortada bir çanta kalıyor. O çantanın içine bakın. Orada da bulabilirsiniz malzemeleri. Güzel, bunu öldürdükten sonra bir tane daha gelecek mi? Bari 100 inci verin ya. 100 tane siyah inci verin de bir işe yarasın.
Yani benim bu Tuso bayağı güçlü bir Tuso. Diğer server'dan getirdiğim bir şey bayağı canı falan güzel ama ona rağmen 10 level ve 20 level 2 tane alfa ve yarı canı götürüyor. Bunun da 73k canı varmış. Ben bu alfa mosaları bulmadan önce bu arada yani şansınızı hemen direkt suya girdiğiniz zaman da çıkabilir. Yoksa benim gibi 6-7 defa haritanın etrafını dönüp böyle peş peşe 2 tane de denk gelebilir. Yani tamamen şans. Belli yerleri yok bu hayvanların. Diğer alfalar için işte alfa, raptor, karno, t-rex de haritada belli yerler gösteriyor buralarda spawn olabilir diye. Şuradan bir yemek yiyeyim. Fakat herhangi bir yerde çıkabiliyor. Yani o haritada gösterilen yerlere pek aldırış etmeyin. Bunu kestik, bunda da hiçbir şey çıkmadı. Yani ama şunun çantası duruyor. Diğerinin çantası yok ya. Ya da şu yok, bu şeyin. Fener balığın. Etrafımız temiz mi? Temiz. Ya neden siyah inci vermiyor bu? Mosa'nın değil mi? Mosa'nın. Bir öncekinin var mı? Bir öncekinin yok. Hadi şu şeyin, bunu biliyoruz, değil mi? Aynen, fener balığı. Bir tane daha alfa çıksa var ya. Tekrar bakayım da şöyle bir. Yok, yine 3 tane siyahincimiz var. Bolca lezzetli etimiz var. Neyse, verdiği silahlara bakalım. 141 hasarlı. Medium'da oynuyorum bu arada, onu tekrar hatırlatıyorum. 141 hasarlı. Arbalet 65, 72, 36. Üstün olta 2 tane. Ve 1 tane de metal balta. Yani şu CNG'yi göstersem güzel olacaktı da. Yani şu 3 tane kendi üzerime alayım. Belki bir tane daha bulursun. Ve Alpha Rex'i de bulduk. Vallahi Mosa'dan daha çok uzun sürdü ya bu. Bunun da renkleri güzel. 10 level'mış ama bu ya. Ha bu arada şöyle üzerine silah kullanabildiğiniz bir dino varsa şunun gibi. Yani tape olur, bilmem ne olur. Griffin olur, başka da yoksa. Ha, Quetzal olur. Tabi Quetzal'da inip sürekli şey yapmanız gerekecek. Platform yeri varsa onunla birlikte ateş edebilirsiniz. Normal yerde bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi nereye, şuraya bir yere çıkayım ben. Hem bir dayanıklılığımız da olsun. Ulan oraya değil, şuraya da. Hem de şuradan yavaş yavaş sıkalım. Şimdi hayvanınızın canı azsa nereye giriyorsun?
çantasına bakacağım şimdi. Şunlara bak, şunlara. Allah'ım ya. Alfa T-Rex'in çantası. Şöyle bir Alfa Rex ganimeti var. 88 zırhlı kitin bacaklık var. Ve şöyle Tyrannosaurus kolu 2 tane. Bunlar ne işe yarıyor derseniz çok da bir işe yaramıyor. Oğlum bir durun lan. Bayılacağım. Ortalık karıştı. Evet, güzel bir şekilde işte bunu da yapmış olduk. Şu Alfa Rex ganimeti. Bunu Trophy Room diye bir görev var. Bende var mı? Yok şu anda. Bütün eserleri alıyorsunuz. Bununla, yani eserleri bağışlamıyorsunuz ama. Eserleri alıyorsunuz. Şu alet var ya. Ya da şuradan şey yapayım, göstereyim. Adı neydi unuttum da. Yani üzerine koyuyorsunuz eserleri. Heh, eser vitrini. Bütün mağaralardan eserleri aldınız. Bu eser vitrinlerini yerleştirdiniz. Ardından bu sahip olduğumuz şu Alfa Rex ganimetini de duvara astığınız zaman Trophy Room görevini tamamlamış oluyorsunuz ve en çok XP veren görev de oydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Duvara asmak için de şöyle bir tane duvara asılabilir kupa vitrini yapıyorsunuz. Ve ardından bu Rex ganimetini oraya asıyorsunuz. Şimdi ben bu videoda şöyle bir, hatta Base'e gideyim ben. Bir de orada göstereyim bu anlatmaya çalıştığım şeyi. Şimdi bu az önce bahsettiğim Trophy Room ya da Kupa Odası görevi ilerleyen zamanlarda açılıyor. Ve en fazla XP veren görevlerden bir tanesi. Her mağaradan aldığınız eseri böyle yerleştiriyorsunuz. Burada bunlar bulunuyor. Ve ardından şu kazandığımız var ya, Alfa Rex ganimeti kupası. Bunu da duvara asıyorsunuz. Ve böyle hepsini gezdiğiniz zaman bu görev tamamlanmış oluyor. Ve XP sahibi oluyorsunuz. Şimdi diğer malzemelere bakalım. Şöyle kazandığımız diğer kasklar ne? Bir tanesi kemik trike ya da trike mifili ya da Rex kemik kaskı. Zırhınızın üzerine geliyorsunuz. Buradaki deriler ya da İngilizce'de skin olarak geçiyor. Rex kemik kaskı kullandığınız zaman şöyle bunu kullanın işte yani. Veya trike'ye gelin, buna kullanın. Şöyle trike'nin kaskını ya da kemik miğferi kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir dışarıdan baktığımız zaman şu şekilde bir görüntü oluyor. Veya diğerine geçelim. Bunun görüntüsü de böyle. Tabii ben bunları kullanmışım. Sevmiyorum çünkü. Tamamdır. Şimdi bugün alfa hayvanları yaptık. Önce alfa raptor, ardından alfa karno, ardından T-Rex ve en sonunda Mosa'yı yaparak da bütün hayvanları tanıttık. Bu hayvanlardan öldürdüğünüz zaman bolca XP kazanabiliyorsunuz. Ayrıca işte arbalet, balta, bu gibi güzel silahlar ya da işte ne bileyim kazmadır falan. Yani kazmayı pek görmedim de genelde balta çıkıyor. Bolca lezzetli et kasabiliyorsunuz. Alfa Mosa'dan bu silahlar haricinde ekstra bir de siyah inci veriyor. Ama bugün şansımıza bize vermedi. Böyle güzel ganimetler elde edebiliyorsunuz.
Hatta şuraya atmıştım ben birkaç tanesini. Evet, şunun gibi işte. Baltadır, mızraktır. Bu ilkel kazma çıkmadı herhalde. Arbalet, olta, bu gibi ganimetler elde edebiliyorsun. Sen şöyle bir tane arbalet var mesela. Birkaç kitin de olsa göğüslük, bacaklık vesaire bunun gibi zırhlar verebiliyor. Yani asıl önemli nokta XP kazanmak. Tabi yanında verdiği güzel, güçlü bir arbalet de bayağı güzel oluyor. Evet, bugünlük de videomuzu bitirelim artık. Alfa hayvanlar hakkında bilgimizi verdik. Umarım güzel bir video olmuştur, beğenmişsinizdir. Yorumlarınız varsa onları da lütfen yorumlara belirtin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.